Anneciğim, şöyle bir yorgunluk kahvesi yapayım da içelim ha, ne dersin? Bırak kızım kahveyi, evde bir sürü işimiz var. Tamam ya, evdekileri ben hallederim. Şöyle güzel bir kahve yapayım, oturalım, sohbet edelim ha? İstemiyorum Firuze. Hadi toparlan da çıkalım. Ama anne ne olur böyle yapma, bak ben çok üzülüyorum ya. Onları anneni üzmeden önce düşünecektim. Sayende ben de çok üzgünüm. Yaptığın o kadar dokundu ki. Tamam, tamam haklısın, ne desen haklısın ama ben sana anlattım. Yani evet, yani başını da saklamamam gerekirdi ama... Bak ben Hakan'la da konuşulması gereken her şeyi konuştum, söyledim. Bir daha da görüşmeyeceğiz zaten. Asma artık şu yüzünü, ne olur. Tamam, bırak bunları. Sanki anneni çok umursuyorsun da. Aşk olsun be anne. Uzatma Firuze. Hadi dükkanı kapatalım da vakitlice evimize gidelim. Abicim, ya gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın ben nasıl taşıyacaktım bunların hepsini? Abi gelsene. Ben sonra geleyim abi. Burası sana gönül hatırlatıyor değil mi? Sadece burası değil. Her yer. Her şey bana gönül hatırlatıyor abim. Şimdi öyle bir an içeri girmek falan zoruma gitti. Üzülme sen. Üzülme bak gör. Her şey iyi olacak. Görürsün. Olacak. Olmak zorunda. Ben de buna tüm kalbimle inanıyorum. Ben artık gideyim abi. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Görüşürüz. Ah be abim. Ne sen, ne gönül. Bu acıların hiçbirini hak etmediniz. Hakan mı? Ne Hakan'ı ya? Onca şeyden sonra da gelmez herhalde. Oh be! Oh! Vallahi kurtuldum sonunda ya. Şimdi burada olsa bu hamura da karışırdı o ukala. Düştün şu halde bak Hakan ya. Sen niye gülüyorsun? Yok canım, gülmüyorum ben. Gülüyorsun basbaya. Ay ne münasebet ya. Niye gülecekmişim? Ben dün aklıma bir tane video geldi. Onu gülüyorum. Buna baksana sen. Hayatım bak babam burada ne yapıyorsun? Baba. Hoş geldin kızım. Da hoş buldum. Hadi bakalım. Tadıma başlayalım. Baba çok güzel olmuş. Rüze bekle. Rüze. Sana baktığımda içimde fırtınalar kopuyor. Seni çok seviyorum. Her yerde Hakan'ı gördüğümüz sanmalar yetmiyormuş gibi bir de hatırlamalar mı başladı yani? Ay ben Hakan'ı özlüyor olamam değil mi? Yok canım. Niye özleyeyim ki yani? Allah Allah. Bak sen. Firuze ben de senin gibi mağdurum. Yüzüğü parmağına takma niyetli değilim ben. Seninle hiç değilim. Öyle mi? Öyle.
ben de değilim yani. O zaman ne yapıp ne edip bir şekilde halledersin bu durumu Hakan. Babanla mı konuşursun artık ne yaparsın bilmiyorum ama bu durumu daha fazla sürdüremeyiz. Bunca kavga bu yüzden miydi ya? Şu tavra bak ya, sen ne sanıyorsun pardon kendini? Tamam. Bence bu kadar yeter. Daha fazla canımız sıkılmasın. Yani niye özleyecekmişim ki? Hayır, ben onun neyini özleyeceğim yani? Bir kere nefret ediyorum ya, ben ondan yüzünü bile görmek istemiyorum. Oh! İyi ki de kurtuldum. Gel. Hakan, niye aşağı inmiyorsun oğlum? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne yani, beni kovuyor musun? Fikret anne, öyle bir şey değil. Sen beni yanlış anladın. Tamam, tamam. Yalnız kalmak istiyorsun ama bu sefer olmaz. Bak, dün de keyfin yoktu. Üstüne gelmek istemedim ama iki gündür keyifsizsen ciddi bir durum var demektir. Hadi dök içini bana. Neler oluyor oğlum? Firuze beni görmek istemiyor. Kızın başına durduk yere onca iş açtı. Kızmıştır belki. Bence git güzel güzel konuş, özür dile. Bu sefer durum öyle bir şey değil. Ben özür bile dilesem bir işe yaramaz. Çok ağır konuştu. Beni görmek istemiyor. Bak oğlum, ben zamane gençliğini anlamam. Ama insandan anlarım. Bence çık karşısına konuş. Ne kadar üzgün olduğunu anlat. Eminim yumuşayacaktır. Öyle mi dersin? Tabii ki öyle. Bak, hem bu yalancı aile meselesini de hallettiniz. Şimdi de ki, şimdi gerçekleri anlatacağım. Eminim seni anlayacaktır. Firuze'nin yüzüme bakacağını düşünmüyorum. Ama son kez şansımı deneyeceğim. Şöyle, benim aslan oğlum. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.